Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan bir konuğum var. Berkay Gülçetin. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk. Berkay'ın öncelikle netlerini sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. TYT bir facia sevgili arkadaşlar. Şöyle ki 29'a 11 Türkçe, 29'a 8 matematik, 15'e 3 sosyal, 18'e 2 fen var. 85 neti var Berkay'ın. Hani ben facia dedim. Şimdi yani kızacaksınız bazılarınız biliyorum ama bu Berkay'ın kendi ifadesi, benim değil. AYT'de matematik 39'a 1, fen 39'a 1, 77,5 neti var arkadaşımızın. OBP'si 98,3, HAM'da 14.768, yerleştirmede 12.810 yaparak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeye hak kazandı. Tebrik ediyorum Berkay. Teşekkür ederim. Berkay'la hani ben görüştüğüm andan itibaren yani hocam böyle değildi, böyle olmayacaktı. Hep bunu söyledi bana. Çünkü TYT'de gerçekten beklentisinin çok altında net yaptı. Doğru mu Berkay? Evet hocam. Bunu neye bağlıyoruz Berkay? Şimdi söz sende. Hocam öncelikle ben yazın öneminden bahsetmek istiyorum. 11. sınıf bitti. 12'ye geçerkenki yazın öneminden bahsetmek istiyorum. Hocam bir kere orada bilincin oluşması gerekiyor. Baştan bir bilinç oluşması gerekiyor öğrencide. Bunun ben gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten derece yapan herkes yazın çok sıkı çalıştığından bahsediyor ve bundan yararlandığından bahsediyor. Ben yazın hocam açıkça söyleyeyim oyun oynadım. Ben gerçekten bir oyun oynuyorum ve gerçekten ona bağımlıyım. Şu an hala oynuyorum kurtulduğum için sınavdan. Onu oynadığım için hiçbir şekilde derse vakit ayıramıyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Ben 20 Eylül tarihinde Kırtasiye'ye gittim ve 3-4-5 TYT matematik kitabını aldım. 20 aldım Eylül. Yani 20 Eylül'de. Ondan o zamana hiç kadar hiçbir şey yapmadım. Hayır, ben 11. sınıfta bir çalıştım. 11-11'de halletme olayını ben gerçekten yaptım. Fizikten 5 tane kitap bitirdim. Fizik öğretmenim sağ olsun gerçekten fiziği sevdirmişti bana 11. sınıfta. 11'de o çalışmamın üstüne sanki ben böyle oldum gibi bir hissiyat kazandırdı bana. Hani olacak sanki bir rahatlama verdi bana. 11'de iyi çalışmış olmam. Netlerim iyiydi. AYT netim 11'de. 11. sınıf konularına göre yapınca iyi gene net geliyordu. Bu bana bir güven kazandırdı ve yazın bana bir kötü bir şey sebep oldu aslında. Yazın rahatlamama neden oldu bu. Ve gördüğünüz gibi 20 Eylül'de ilk kitabımı aldım yani. Peki 20 Eylül'de yani sen çalışmaya başladın gibi bir şey evet, o zaman. 20 Eylül'de çalışmaya başladım. Peki yani şimdi şöyle Berkay, AYT'yi çok iyi yapmışsın. Evet hocam. Yani AYT gerçekten muhteşem bir skor var AYT'de. Hani neredeyse TYT netlerin, AYT netlerin hani birbirine çok yakın. TYT niye bu kadar kötü oldu? Tamam yazın çalışmadın. Yazın çalışmadın. Evet. Ama sonuçta yani AYT'yi bu kadar iyi yapan bir öğrencinin şimdi... Türkçe'yi söyleyince ben ona bir espri yaptım şimdi de 29'a 11 hocam dedi. Orada bir kaydırma var. Yani tamamen hani benim hatam değil. Evet öbürleri benim hatam ama TYT'de bir kaydırma yaptım dedi. Denemelerde de böyle mi yapıyordun Berkay? Hocam TYT anından bahsedeyim önce sonra denemeleri için. TYT anında ben başladım. Bir kere ben TYT'yi benim riskliydi. 110 ve 90 arası dönüyor denetim. 95, 108 bu şekilde netlerim dönüyordu. Ben gerçek TYT'ye girdiğimde aşırı pratiğe sahip olmadığım için bir stres oldum açıkçası. Ki Türkçe'de zordu zaten biliyorsunuz. Evet. İlk 10 soruyu çözdüm böyle. Dil bilgisi zaten yoktu. Dil bilgilerini hemen hallettim. Paragraflara geçince baktım takılıyorum. Diğerine geçiyorum takılıyorum. Turlama taktiğini deneyeyim dedim. Böyle yapınca da Türkçe'de ben boş bıraktım. Turlayarak çözmüş oldum sınavı. Ve bu da bende strese yol açtı. 11 tane yanlışım çıkmış. Normalde 6 yanlışım çıkacaktı. Orada ben bir kaydırma yapmışım onları işaretlerken. Öyle bir sıkıntı oldu. Ve hocam TYT'de bir olay vardı. Türkçe nasıl başlarsa TYT öyle biter. Aynen öyle. Çok %100 katılıyorum. Türkçe'de... Sana çok yani sonuna kadar burada katılıyorum. Çok evet. Pratiğe sahip yani. Acemiydim TYT'de. Riskliydi. Türkçe kötü başladığı için. Matematikte zaten hocam ya bir soru ya boş ya doğru olur. Bu kadar basit. Benim matematikte 8 yanlış yapmam. İşlem hataları, stres, bir an önce cevabı bulup rahatlama isteği vardı TYT anında bende. Cevapları buldum, işaretledim. Artık işlem hatası yaptım. Kontrol bile etmedim yani o moral bozukluğu TYT'yi. Evet, Türkçe matematik bu şekilde rezil geldi diyebilirim. Peki yani. Bir şey söyleyeceğim oldu. Berkay. Sonuçta çok iyi bir tıp fakültesine gittin yalnız onu söyleyeyim. Evet. Hani her şey kötü gitti yok, falan aydın, ama. Yani çok Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni ben çok beğeniyorum. Peki AYT'yi nasıl bu kadar iyi yaptın? Bunu neye bağlıyorsun? Hocam bu pandemi süreci sanırım bu ülkede sadece bana yaradı. Yok. Çok bunu değerlendiren gerçi, çok derece arkadaşım evet, derece öğrencileri gerçi ona bir şey demeyeceğim. Çok iyi arkadaşlar. Çok fena değerlendiren var. İnsanlar var. Hocam pandemi sürecinde ben gerçekten dedim ki zaten sen yazın çalışmadın. Bunun bir bedeli var. Diğerleri 7 saat çalışıyorsa sen 10 saat. Diğerleri 10 saatse sen 12 saat çalışmak zorundasın helal ki olsun. İstediğin şeyi yapmak zorundasın. Yoksa peki, bir şey formülü söyleyeyim. Yok bunun yani. Oyunu nasıl kapattın pandemi? Hocam oyunu... Aslında tam oyun oynanacak zamanda. Hocam babam yazın zaten çok kızmıştı yani. Hani sen dedi ne yapacaksın şimdi dedi. Selam olsun buradan da sayın velime.
Yok sanırım. Evet, öyle olması lazım dedi. Oyunu tamamen yok etti hocam. Ben oyun oynamadım. Onu söyleyeyim yani. Oyun 20 Eylül'den itibaren oyun oynamadım. Peki bunun bir yolu var mı şimdi? Gerçekten çok fazla arkadaşının sıkıntısı bu. Oyun değil mi? Evet. Yani bunu açık açık da söylüyorlar ve soruyorlar. Hocam bunu ne yapacağız diye. Yani ne önerirsin o arkadaşlara? Hocam gerçekten insanın her şey kafasında bitiyor. Yani kafasında bitiyor her şey. Mesela sen kafanda bitirmediğin sürece hafta sonu gider oynarsın. Bir şekilde bir yolunu bulur oynarsın. Hani veli sana çözüm değil. İnsan kendi kafasında bunu bitirebilmeli ki derse vakit ayırmalı. Zaten ders çalışırken de eğer bağımlıysanız onu düşünüyorsunuz. Ona şey yapıyorsunuz. Analiz yapamıyorsunuz çözdüğünüz soruları. Sıkıntı yaşıyorsunuz yani her anlamda sıkıntı. Sınav senesinde herhangi bir şeye çok odak ayırmamak lazım. Merkeze dersleri almak lazım. Aynen. Yani her, ben onu da yapayım, bunu da yapayım. Yani insanlar şey diyor, mesela olmuyor. Videolarda bazı derece öğrencileri söylüyor, bana çok samimi gelmiyor. Hem sosyalleştim hem şey yaptım. O günde 5 dakika Instagram'a girmek sosyalleşmek olmuyor hocam. O sosyalleşmeyi çoğu insan şey olarak algılıyor videolar duyduğunda. Hani 4 saat futbol oynadı, halı sahaya gitti, basket maçını yaptı, bir de gelip ders çalıştı. Öyle bir şey pek mümkün değil hocam. Haftada bir gün, 2 gün yapabilirsin. Ben haftada bir gün yapar. Hani şey olarak anlıyor insanlar sosyal. Her gün 4 saat. Bir de şey futbol ayırdı her gün ama. Haftanın her günü. Öyle bir şey pek mümkün değil bence. Ya şöyle mümkün. Şimdi sen yazı boş geçirdiğin için tamam mı? Evet o açıdan. Orada ben yazı söylüyorum. Bunu yapma şansın yoktu senin zaten. Ha evet evet. Ben onu yapamam. Oturup çalışmak zorunda. Önceden halletmiş olanlar. Ama şimdi mesela şöyle adamlar var. Yani 9-10-11 adam çok düzenli çalışmış. Bir tek 12'si var adamın çalışacak. 9'a da geleni hocam. Yani orada çalışmış bu adam. Yani ne yapar? Bu adam sporunu yapacak haftada 2 gün. Yapmak zorunda. Evet. Hani sosyallikten kastı da gerçekten söylediğin o şey doğru. Yani bu işin merkezine... Ya insanlar sosyal iş yapmıyor hocam. Ders çalışmıyor bu sefer. Çok çok sosyal olmaya başlıyor. Ben onu demeye çalışıyorum. Öyle değil yani. Onu da yapıyorum. Evet, onu da yapabilen var onu söyleyeyim. Tamam. 9-10 nasıldı? Gelelim oraya dedim de. Ha, 9-10. Orada bir şey söyleyeceksin herhalde. Hocam ben her zaman şey bir insanım böyle. Zaten AYT pandemi sürecinde birazdan bahsedeceğim. Sınav yaklaştıkça... Şey oluyor yani, o zaman bilincim yerine geliyor. Sınav yaklaştığında ben çalışmaya başlıyorum, basmaya başlıyorum böyle. Yazılı haftalarında da ben herkesle böyle muhabbeti keserdim. Etüde bir geçerdim, kapatıp ders çalışırdım yazılı haftalarında sadece. Yazılı haftası olmayan günlerde, normal günlerde kitap bile açmazdım yani. Etütte gerekeni yapmazdım, onu söyleyeyim. Onun bedelini ben hep bedel öderdim hocam. Sınav geldiğinde onun bedelini öderdim yani. O şekilde OBP'yi zaten düşündüm. Yani gene çalışmadım. Yani sınav haftalarını hakkını veriyordum ama onu da şeyini söyleyeyim. Sınav haftalarını gerçekten çalışıyordum. Aynen, geleni yapıyordum. Ya peki tıp istiyor muydun? Hocam ben şunu söyleyeceğim. Belki bu TNT'yle bunu söylemek pek doğru değil ama Boğaziçi istiyordum. Endüstri mühendisliği ya yok yani hani istiyordum. Bunu yapabilecek gücüm varmış çok belli zaten yani AYT'yi 77,5 yapıp. TYT riski de TYT iyi gelse belki yine olabilirdi yani son tadavda yüksek net yaptım. Boğaziçi mühendislik mi yazacak? Evet endüstri mühendisliği yazacaktım evet. Yani kendime güveniyordum o açıdan ilerleyebileceğini düşünüyordum. Ama tıp gelirse de ben hayır tıp yazmam tıp benim alanım değil diyen birisi değildim. Anladım. Hani tıp da yani okuyabileceğimi seviyorum çünkü biyolojiyi gerçekten seviyordum. Tamam yani bence iyi bir yere gitmişsin. Evet, bence hayırlı olmuş bu sonuç. Ben öyle söyleyeyim sana. Hani bir hayır var ya. Peki şimdi 20 Eylül'de gittin 3-4-5 aldın. Evet 3-4-5'te YT matematik aldım. Bu yayınları bitirme sürecinde, çözme sürecinde hani seni en çok geliştirdiğini düşündüğün yayınlar bizimle paylaşır mısın? Hocam 3-4-5'in her şeyini çözsünler bir kere ben bunu kesinlikle söylüyorum. Çünkü AYT'ye bakarsak özellikle AYT fen ve matematiğe bakarsak özellikle... O sayı soruları bildiğiniz 3-4-5'in AYT matematik denemelerinin kopyası gibiydi. Yani adamlar bu işi çözmüş diye denemeler, düşünüyorum ben. Evet. Gerçekten yakın sorular çıkarıyorlar. Fen kısmında da öyle. Özellikle fizik çok yakındı. Yani sorular mantık açısından çok yakındı birbirine. 3-4-5 ve ÖSYM'e. O yüzden 3-4-5'in kesinlikle çözülüp ama şöyle çözülme değil. 10 denemeyi bir haftada alıp da bitirdim. Ben 3-4-5'i çözdüm. O çözülmüş olmuyor. İyi bir analiz gerekiyor. Mesela bir denemeye bir soru bir cevabı biri biliyor. Şıklarda 1-2-3 yok diye 1-3 işaretliyor. 3'ün neden yanlış olduğunu bakmıyor. Mesela bu yanlış. Soruların hepsinin iyi analiz edilmesi lazım ki hafızada kalıcı olsun. Anladım. Bu şekilde düşünüyorum. Ben analiz ederek zaten AYT'yi bu şekilde getirdim. Ben çok kitap çözmedim. AYT Fen'de 1-2 kitap çözdüm her dersten. Ama iyi analiz ettim bu kitapları. O çok iyi güzel. Analizim sayesinde artık her şeyi yapabiliyordum yani. Çok güzel. Ki mesela ben biyolojide, AYT biyolojide MEP kitabına bakmadım. Bu benim büyük hatam. Bakmadım bile. Ama biyolojide yanlışım yok mesela. Çünkü denemeleri çok iyi analiz ettim. Nerede yanlış yaptın? Şey, fizikte bir tane soruyu son dakika değiştirdim. Doğru cevabı işaretlemişim. Son dakika çok saçma bir şey düşündüm sınav anı. Matematik yanlışım da şey hocam. Bir tane parabolümsü bir şey var. Bir de aşağı iniyor sağ taraf grafikte. Ben o sağ tarafı görmedim. Parabol sandım yani o grafiği. Yani ikisi de çok şey yanlışlar yani. Kötü yanlışlar. Peki Berkay şimdi hani yaz oyun oynadım. Yazım boş geçti. Eylül'ün 20'sinde kitap alıp
çalışmaya başlayan bir adam. Süreçte psikolojik olarak şunu hissettim. Yani ya olmazsa, ya yapamazsam. Ya olmazsa bile demedim, olmayacak demeye başladım artık. Çünkü herkes TET'yi bitirmiş. Netler 95'in üzerine çıkmış. Sınıfta 110 yapan arkadaşlarım var, 115 yapan arkadaşım var. Yani ben çökmüştüm orada. Benim netim 85 ile başladım ben zaten. 85 yapıyorum böyle sınıfta 10'uncuyum, 12'nciyim. Çok kötü başladığı bir psikolojik süre geldim. Yani başladığın neti yaptın sınıf. Evet, başladığım neti yaptım hocam. Onu yükselttim aslında ben. Yükseltmedim gibi gözükmesin. Yükselttim ama işte sınav psikolojisi. Eğer çok iyi değilseniz sınav anı çok iyi geçmeyebiliyor. Peki nasıl toparladın? Yani orada hani ben olmayacak diyorsun ama çalışmaya da devam ettin. Evet hocam, çalışmak zorundaydım. Çünkü ben mezunu kaldırabilecek bir yapım yok. Çünkü çok çalışmayı seven bir insan değilim. Hani arkadaşlarım üniversiteye gitmişken ben evde kalıp mezuna kalıp ders çalışmak bana gerçekten kötü bir psikolojiye sürüklerdi. O döngüye girmek istemedim yani. Ve kendimi zorladım. Kafamı orada düzelttim. Bu kadar oyun oynayan bir adam şimdi mezuna kalırsa bu adam oyun oynamadan nasıl ders çalışacak? Öyle bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntı olduğu için zorladım hocam kendimi. TET feni bitirdim. TET matematik. Geometriye asıldım. Ben geometrim de yoktu benim, onu söyleyeyim. Çünkü geometri çok çalışmıyorsanız 12. sınıfa geldiğinizde sıkıntı yaşadığınız bir ders. Gerçekten de önemli bir ders. Sınavın kilit noktası. 10 TET, 10 AET ve çok etkiliyor. Herkesin sıkıntı yaşadığı bir ders. Geometriden direkt aldım, iki tane kitap bitirdim. Kaynak sordunuz, onları da söylerim. Gerçekten çözülmesini düşündüğüm iki tane kaynak. Söyle. Şimdi söyleyeyim. Hocam öncelikle temeliniz yoksa karekök 0 ben çözmedim ama çözen arkadaşlarım çok memnun. Karekök 0'dan çok memnunlar. Eğer çözüyorum ben ama çok da iyi değilim diyorsanız, ki ben öyle başladım. TET karekök çözdüm ben. Klasik sorular açısından karekök direkt temel atmanızı sağlıyor. TET geometri için bunlar. Evet, geometri için. Hocam bir de şeyi söyleyeyim. Acil kesinlikle diyeyim yani. Acil. Evet, onu zaten biliyorlar. Geometri için. Geometri için. Matematiğini çözmedim ama çözenler yine memnun kaldı. Evet. Şey açısından, hani bakış açısı açısından matematikte çok ileri götürdüğünü söylüyorlar. Ama acil geometri diyorsun, çok iyi. Acil geometri, evet, çok iyi hocam. Aynen. İyi bir kitap. Yani. Bunları çözelim. Peki Berkay, arkadaşlarına, 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen hocam, neler söylersin? Şunu söylerim. Bu işin herhangi bir şeyi yok. Taktiği yok yani. Taktikler yalan yani. Formül, öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum hocam. Hayatının merkezine dersleri alarak çok uzun süreler emek harcamak gerektiğini düşünüyorum hocam. Çalışmak lazım. Evet, çok çalışmak lazım yani. Gidip o videoyu izliyorlar, şuranın taktik almaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok hocam. Ben bunu çok denedim. Denediğim için söylüyorum yani. Giriyordum, o kanala giriyordum, bu kanala giriyordum. Hani bizim kanalı takip ediyordum. Bizim kanalla ilgili neler söyleyeceksin. Sıkı takipçisiydim. Hocam sizi dinlesinler. Bunu söylüyorum yani, dinlesinler. Peki, teşekkür ederim. Dediklerinizi dinlesinler yani. Berkay, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım iyi bir hekim olacaksın. Yani ben buna çok inanıyorum. Aydın'a da mutlaka gelir gideriz yani, artık yakınız. Görüşürüz bundan sonra da. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.